Evet, herkese merhabalar. Bugün Hollanda'da tartışılan koronavirüs, tabii dünyada tartışıldığı gibi ama koronavirüs kadar önemli olan önemli bir konu olan ve gündeme bomba gibi düşen DENK Partisi, Türklerin özellikle yoğun ilgi gösterdi ve yabancıların ilgi gösterdiği DENK Partisi'nin kurucu liderlerinden Tunahan Kuzu'nun parti liderliğinden ayrılması ve önümüzdeki süreçte siyasete son vermesi haberi gündeme düştü. Hollanda gündemine düştü. Çok yoğun tartışılıyor. Geçtiğimiz 24 saat önce böyle bir şey gerçekleştirdi. Dün saat 4'te böyle bir şey basına yansıdı. Ve Hollanda'da tartışılıyor şu an. Önümüzdeki süreçte de tartışılacak gibi görünüyor konu. Bu herhalde gazetecilerin köşesine yansıyacak. İlk üyelerinden belki de birisiyim. Tunahan Bey'le görüştüğümüzde aynen şunu demişti. Şu an üye topluyoruz devletten destek almak için. Devletten yer alabilmek için, devlete şu kadar üyemiz var demek için demişti bana DENK Partisi'ne üye olmadan önce. Şu an o üye olduğum resim de gündeme, ekrana geliyor. O tarihlerde üye oldum. Yani DENK Partisi'nin eski üyelerinden birisiyim ve Tunahan Kuzu'yu gerçekten Hollanda'da, Hollanda Türkleri için bir şans olarak görüyor ve değerlendiriyorum. Üzüntüyle karşıladım haberi, partiden ayrılması, siyaseti zamanla bırakma haberini. Kendisini aradım, kendisine WhatsApp yazdım, SMS yazdım. Önümüzdeki süreçte DENK Partisi çok ciddi yaralar alacak. Gelecek yılın Mart ayında, bulunduğumuz ay gibi, yani tam bir yıl sonra genel seçimler bekleniliyor. Bu da o sürece kadar DENK Partisi'nde irili ufaklı tartışmaların olacağını düşünüyorum. DENK Partisi'nin içinde eteğinde taş toplayanlar, taşları eteğinde kim ne taş toplamışsa onları ortaya atacağını düşünüyorum. Yani içerideki eski zamanda olan irili ufaklı tartışmaları gündeme geleceğini düşünüyorum. Selçuk Öztürk'ün DENK Partisi'ni kontrol edemeyeceğini, DENK Partisi'nin üyelerini kontrol edemeyeceğini düşünüyorum. Azarkan'ın DENK Partisi'nde Azarkan'dan önce, Ferit Azarkan'dan önce DENK Partisi'nde bulunan ve DENK Partisi'ne Azarkan'dan çok daha fazla hizmet veren insanların Azarkan'ın liderliğini kabullenemeyeceğini düşünüyorum. Ve bu da DENK Partisi'nin çözülmenin, ayrılışmanın ve hatta bitişin başlangıç olacağını düşünüyorum. Ve bu çok üzücü bir DENK Partisi üyesi olarak. Bu üzüntüyü belirledikten sonra Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Oğuzhan Kılıç'la birlikteyiz. Bugün bu konuyu birlikte değerlendireceğiz. Oğuzhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Giriş biraz uzun oldu. Affınıza sığınarak girişi biraz uzun sürdürdüm. Çünkü gerçekten Hollanda'da müthiş tartışılan, koronavirüsten sonra gelen en önemli haberlerden birisi. Tunahan Kuzu DENK Partisi'nden ayrıldı ve zamanla siyasetten ayrılacağını haberini basınla paylaştı. Öbür gün ulaşılmıyor Tunahan Kuzu'ya. Koronavirüs de var. Kimse kapısına dayanıp basın veya çıkışını bekleyemez. Yani zamanlama mı? Zamanlamayı da sizinle tartışmak isterim. Bu beklenen bir zamanlama mıydı? İçeride uzun süredir bir tartışmadan olduğu biliniyor. Biz gazeteciyiz. Girdiğimiz zaman oradaki havayı alıyoruz. Orada gerçekten bir tartışma üst düzeydeki insanlar tarafından, yani kurucu milletvekilleri tarafında bir çekişmenin olduğu hissiyatı bende hep vardı. Neler demek istersiniz bu konuyla ilgili? Valla şimdi çok ilginç bir gelişme oldu. Tabii evvela teşekkür ediyorum, bu konuya duyarlılık gösterdiniz. Şimdi Telegraf gazetesi, malum Hollanda'nın en büyük gazetesi, bir haber birdenbire çıktı dün. Onun üzerine bir iletişim kurduk. İşte bir şey yaptık, bir iletişim kurduk. Bir sirkülasyon oldu etrafta, bir bilgi paylaşımı oldu. Bir anda şok olduk yani. Koronavirüsten sonra Hollanda'da ikinci bir haber bülteninde ikinci sırada verilen bir haber oldu. DENK Partisi'nin Hollanda'daki 150 kişilik parlamentonun 3 kişilik sandalyesini dolduran DENK Partisi'nin, yani kayda değer bir orandır bu. DENK, işte 3 kişilik sandalyeyi dolduran DENK Partisi'nin lideri olan Tunahan Kuzu'nun siyaseti bırakacağını ilan etmesi ve bir dahaki seçimde parti liderliğine soyunmayacağını ifade etmesi adeta bir şok etkisi yarattı tabanda. Tabii biz de bunun üzerine bazı değerlendirmelerde bulunduk. Düşündük, taşındık. Bir takım düşünceler çıktı ortaya. Nitekim dediğiniz gibi Kuzu, Tunahan Bey telefonlara çıkmıyor. Bu koronavirüs, COVID-19 virüsünün yayılması nedeniyle de tabii insanlarla iletişim tabii zorlaştı. Zorlaştı derken insanlar daha böyle hassas bir şekildeler. Bu da doğru olan zaten budur. Dolayısıyla o da tabii anladığım kadarıyla siyasetten ziyade ailesiyle vakit geçirdiğini, yaşadığı bir anda onun kıymetini anladı anladığım kadarıyla. Dedi ki
bir insan psikolojisi açısından bakıldığı vakit şu olabilir. Şunu demiş olabilir. İşte yenge evde, yani eşi, çocuklar evde. Şunu diyebilir eşi. Ya ne güzel, ben seni artık doya doya bir gün görebiliyorum. Çocuklar da diyebilir ki, baba biz seni özlemiştik. Bir baba da bunun özlemi içerisinde bu düşünceleri duyduğu zaman duygulanabilir. Bu bir ihtimal olabilir. Evet. Çok insani bir ihtimal olabilir. Bu açıdan bakıldığı vakit şunu düşünmüş olabilir bir insan. Yani Tuna Kuzu'nun yerinde olduğunu varsaydığımız zaman. Ya ben hakikaten bu kadar vakit siyasete geçiriyorum. Bu kadar maaş alıyorum. Ama onun dışında ben bir şeyleri ihmal etmiyor muyum? Bu açıdan insani bir durum var ortada. Ama öbür taraftan da bakıldığı zaman bir davayı sıfırdan yaratmış, yani oluşturmuş olan bir insan olarak bakıldığı vakit. Bu davaya can vermiş, liderliğini yapmış bir insan olarak bakıldığı vakit. Bunun eksikliğini bu toplum yaşayacaktır. Yani mesela soruyu geri iade etmek isterim. Peki siz ne düşünürsünüz? Böyle bir kıymet babında olan bir insanın, bu kıymette değerde olan bir insanın siyasette boşluğu hissedilmeyecek midir? O davadan, o partiden, o hareketten böyle bir lider yok olduğu zaman, geride kendisini yavaş yavaş çektiği zaman ne kalacaktı geride? Tabii şöyle bakın şimdi ben bundan ziyade içeride bir çekişmenin olduğunu, Tunahan Kuzu'nun Türk toplumu tarafından, Hollanda'daki sistem tarafından yok sayılan kesim tarafından gördüğü yoğun ilgi, içeride bir takım kimseler kendinde tırnak içinde lider vasfı görmeye çalışan kimseler tarafından içeride ciddi bir tartışmanın olduğunu ve burada Tunahan Kuzu'nun varlığı diğer tırnak içinde lider gibi görünmeye çalışan kimselerin varlığını bile hissettirmiyordu topluma. Yani Tunahan Kuzu Denk Partisi'nde diğerlerinin varlığı, yokluğu kimsenin farkında bile değil. Yani İşte o anda basın, gönderilen basın açıklamasına bakalım. Dün gece demeyelim de işte 4'te bu haber yayınlandı, 4.30'da falan gönderilen basın açıklamasını değerlendirelim. Diyor ki Tunahan Kuzu yaptığı istişarede, yani diğer iki tane milletvekili, birisi partinin başkanı, malum Tunahan Kuzu partinin lideri, yani meclisteki grubun başkanı, yani partinin önde gelen figürü. İkinci aşamada partinin başkanı, örgütün yani teşkilatının başkanı olan Selçuk Öztürk. Ve üçüncü aşamada da yine Fas toplumunda bilinen bir Fas kökenli Farid Azarkan. Şimdi bu üç tane milletvekiline baktığımız zaman ne görüyoruz? Yani gönderilen basın açıklamasında deniliyor ki işte yapılan istişare neticesinde Farid Azarkan'ın bir dahaki seçimde parti liderliğine yapacağı, soyunacağı, parti liderliğini yapacağının kanaatine vardık ve davayı sürdüreceğini vesaire. Şimdi bu açıdan bakıldığı vakit yapılan son araştırmalarda Denk Partisi'nin aldığı oydan yola çıkarsak 3 kişilik 150 kişilik Hollanda Meclisi'ndeki sandalye oranına rakamına bakıldığı vakit 3 tanesinin Denk Partisi'nin olduğunu varsayarsak, oradan yola çıkarsak, Türklerin %70'i, Türk toplumu %70'i, yani 17 milyonluk Hollanda'nın yarım milyonuna tekamül eden, 500 bin aşağı yukarı 500 binine tekamül eden bunların %70'i Türk toplumunun Denk Partisi'ne oy verdi. Aşağı yukarı %35, yani 450 bin civarı olan o Fas toplumunun, 420 bin 450 bin civarı olan Fas toplumunun da %35'inin Denk Partisi'ne oy verdiğine yola çıkarsak, burada oy oranlarına bakıldığı zaman da Tunahan Kuzu'nun boşluğunu hissedileceği varsayılıyor. Ciddi bir şekilde boşluğu hissedilecek. Tabii ki ciddi bir şekilde boşluğu hissedilecek. Şimdi Tunahan Kuzu milletvekili seçildi, İşçi Partisi'nin PFD'den ayrıldığı zaman idealist bir duruş sergiledi kendisi ve Selçuk. Hatta ben şöyle düşünüyorum, Selçuk Öztürk'ü de yanında getirdi. Yani Selçuk Öztürk bugün Tunahan Kuzu olmasaydı, Selçuk Öztürk bir an için Tunahan Kuzu'yu yok sayalım o istifa döneminde. Sadece Selçuk Öztürk ayrılmış olsaydı şu an cılız bir kesime hitap eden ve partinin ismi muhtemelen Öztürk olan bir Türkleri cılız bir şekilde temsil eden bir partiden söz edebilirdik. Ama Tunahan Kuzu Denk diye bir isim ortaya koydu. Ki içerideki bu üç milletvekili, ismini zikrettiğiniz milletvekillerine baktığımız zaman Denk kelimesini ortaya koyan ve bunu buraya kadar getiren hangi kapasite, kimde bu kapasitenin olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Bu Denk ismi özelde Türkler ama genelde bütün Hollanda'da özellikle sistemin yok saydığı kesime sahip çıkan
Türk Partisi değil, Hollanda Partisi ama Türklerin gönül verdiği parti şeklinde bir hava vermen ve bunu ısrarla yapan başka etnik kimliğe sahip olan insanları ön plana devamlı çıkaran, mesela örneğin o Esmer kızdan, örneğin Ferit Azarkan'dan, örneğin özellikle bunlara baktığımız zaman, bu eylemlere baktığımız zaman burada bu konuları düşünebilen, bu konuları harekete geçirebilen Tunağan Kuzu olduğunu düşünüyoruz. Yani Tunağan Kuzu'nun liderliği elzem bu noktada. Tunağan Kuzu çok ince eliyor, çok sıkı dokuyor. Yani Türklere önemin yanında yabancıları da, diğerlerini de nasıl alabilirim? Esmerleri de, yani Afrika, Surinam, Antilyans vesaire, diğer Hindistan, diğer esmerli insanların veya işte siyahi insanları da nasıl aramıza çekebiliriz düşündüğünü fark ediyoruz burada. Yani toplumda genelde şunu yapıyor. Türk Partisi değil, Hollanda Partisi'yiz ama Türklerin ilgi gösterdiği partiyiz. Bu düşünceler kesinlikle, ben şahsen Selçuk Öztürk'te göremedim bunu, göremiyorum bunu. Selçuk Öztürk, dediğim gibi, mesela Almilo'da Çete diye bir parti var. Cılız bir parti, küçük bir parti. Enteresan bir de isim değil mi? Çete. Çete. Bu adamın soy ismi. Kur'an Parti'nin soy ismi. Hı hı. Çete kurmuş. Şimdi İslam Demokrat'ın veya NİDA, bunlara baktığımız zaman hem sistemin partisi, sistem tarafından finanse edilen, desteklenen parti, özellikle Müslüman kesimi. Müslüman toplumu şekillendirmek için, öyle mi? Müslüman kesimi şekillendirmek için, bölmek için, seslerinin kesilmesi için, seslerinin gür çıkmaması için ve Türkleri de bölmek için partiler olduğunu, cılız ya da, partiler ya da, olduğunu. Ya da iktidara uygun bir şekil alabilmesi için. Aynen. Yani bunların böyle yan şeyi, yan böyle kenarda bekleme, yan kulpu, yan dış kapının dış kulpu şeklinde ve en nihayetinde sistemin partisi. Şimdi bu partilerden arınması, denk ismi alması, dediğim gibi diğer kesimlere destek vermesi, diğer kesimlere sahip çıkması, özelde Türkler ama genelde hepsine kucak açması, buraya baktığımız zaman burada ciddi bir evladın dünyaya getirildiğini ve üzerine gerçekten titredin, hani titredi diyoruz ya, çocuğunu dünyaya getirsin, çocuğun üzerinde çok titrersin, yani her şeyine dikkat edersin. Burada 2000 oldu ve bugün 2020 yılındayız, 2020'nin Mart ayındayız. Mart ayında böyle bir liderin beynin göç ettiğini, ben Selçuk Öztürk'e bir mesaj gönderdim. Selçuk Bey dedim. Şimdi oraya gelmeden önce şunu sorayım. Acaba hani şimdi partinin kuruluş aşamasında yer aldım ben şahsen. Hani bir siyasi figür olarak değil de bir bağımsız gazeteci olarak söylüyorum. Siz de aynı zamanda işte üyesi olan ve hatta işte bu aşamalarda yer almış bir kişi olarak soruyorum. Bir parti mensubu olarak nasıl bir tepki gösterdiniz? Ne yaptınız? Üzüldüm yani. Ben direkt Selçuk Bey'e yine bu SMS'e, bahsettiğim SMS'e dönmekte fayda var. Selçuk Bey'e gönderdim SMS'te. Bir bedenden beyin göç etti değil şeklinde bir SMS gönderdim kendisine. Burada SMS'i okumak isterim kendisine. Selçuk Bey, merhabalar, nasılsınız? Bugün medyada yer alan haber üzücü. Denk Partisi'nin beyninin ayrılması maalesef üzücü ve yıkıcı yılların en başındayız. Denk üyesi olarak diye bir mesaj yazdım kendisine ve ekledim. Siz de takdir edersiniz ki beynin göç ettiği beden artık komadan çıkmaz. Bir beyin göç etmişse bedenden, o beden artık komadan çıkmaz. Tıbbın da yapabileceği bir şey yok bu adamda. İçeride uzun süredir liderlik kavgasının olduğu gün gibi aşikar. Biz içeriye toplantılara giriyoruz. İçeride bulunan milletvekillerin podyumda yaptığı konuşmalara, eylem ve söylemler, hareketlere bakıyoruz. Analiz ediyoruz, gazeteciyiz, gözlemliyoruz. Bunları bir de kendi köşemize yansıtmak istemiyoruz. Veya ekran karşısına halka anlatmak istemiyoruz. Olası bir şeyin önüne geçme, olası bir tartışmaya zemin hazırlamamak için. Çünkü sonuçta bu partinin toplumu ciddi bir şekilde sahiplendiğini, toplumun da bu partiyi sahiplendiğini ve duruşu manasında Hollanda'da ana muhalefet olduğunu, sistem partileri değil, bu Wilders falan bunlar değil. Bunlar en nihayetinde sistemin partisi. Ama bu partiye baktığımız zaman insan hakları, demokrasi, evrensel, eşit yurttaşlık hakkı mücadelesinde ana muhalefet şeyinde olduğunu, duruşunda olduğunu görüyoruz. Ve buradan da tabii desteklenir bu tür partiler. İçeride gördüğümüz şeyleri, içeride gördüğümüz analizler, gözlemlerimizi ortaya atamayız. Ben atmamışsam atmadım da. Şurada şunu dedim. Ve liderliğe vurgu yaptım. İçeride işte uzun süredir liderlik kavgası olduğu gün gibi aşikardı diye yazdım Selçuk Bey'e. Ve umuyorum Denk'i bir arada tutan ve heyecanlandıran yeni bir lider çıkar. Ki ben şahsen düşünmüyorum öyle bir şey. Yani bugün neden bahsediyoruz? Denk'ten bahsediyoruz. 2000 kuruldu. Bugün 2020 yılındayız. Başka partilerden istifa edip bu partiye gelen insanlardan bahsediyoruz. Maalesef üzücü ama söylemem gerekiyor. Mozaik bir partiden bahsediyoruz. Mermerleşmiş bir parti değil. İdealist bir parti değil. Çekirdekten oluşan bir parti değil.
derme parti. Bu farklı partilerden ayrılmış, buraya gelmiş toplama bir partiden bahsediyoruz. Bu da dağılmaya çok açık bir parti. Yani beyni çıkardığınız zaman, verdiğim SMS'teki örnekte, çöker. Yani beyin, vücut artık ayakta duramaz. Burada maalesef bu partinin beyni şu an ayrılmış durumda. Burada farklı bir düşüncem de var. Yani farklı bir şekilde de bakıyorum işin içine. Acaba önümüzdeki gelen yılın yine Mart ayında, yani bu yıl, bu ay gibi gelen yıl, bir yıl, tam bir yıl sonra genel seçimler var. Acaba genel seçimlere kadar denkin içindeki ayrılmalara, denkin içindeki çatışmalara, denkin içindeki kavgalara bakıp tekrar geri döner mi? Dönme dönünce şart koşar mı? Bakın geliyorum ama perde arkasında. Kim artık bu duruma getirdi Tunağan Kuzu'yu? Onlara şu şart çok koşar önemli. Mı? Bu çok önemli. Tabii onlara şart koşar mı? Bakın geliyorum. Şu dediğim şekilde olacak. Şu konular tartışılmayacak diye bir dayatma yapacak mı? Rahat bırakın partiyi. Parti önünden çektiğin gibi. Bence geri dönme ihtimali var. Var. Ama dediğim gibi bir sevgiselle masar olacaktır. Tabii dediğim gibi bizlerin fark edemeyeceği, basının, medyanın fark edemeyeceği içeride birilerine bir takım dayatma yapar. Geliyorum ama bu şartlarla. Yoksa aksi halde bu evlat dağılıyor. Bu evlat gidiyor. Evlat ölüyor. Bu evlada da dediğim şekilde. Ya tabii, çok farklı bir şekilde bir insani açıdan, psikolojik açıdan bakıldığı vakit bir insana, bir parti liderine bu kadar inanmış, davayı sırtında yürüten bir parti liderine bıktırma noktasına getirebilme ihtimali var mı? Var. Psikolojik yani şöyle, açıdan baksana. Tunağan Kuzu'nun resmine bakalım, saçına bakalım, saçının rengine bakalım. Bugün Tunağan Kuzu, arada 8 yıl var. Saç bembeyaz, saç dökülmüş, saç zayıflamış. Tepeden baktığınız zaman saçı döküyor. Burada ne? Dava uğruna verilen burada enerjidir. Ne, tabii, burada aklımıza ne geliyor? Direkt ciddi bir stresin. Yüzümüze her ne kadar gülse de, basında her ne kadar gülse, ciddi stres içinde olan bir liderin ve bu bütün bu streslere rağmen evden feragat etmesi, ailesinden feragat etmesi, tabii. özel hayatından feragat etmesi, tabii. ciddi bir uğraşın var ve bu uğraşta sadece 8 yıl sonra hadi arkadaşlar ben gidiyorum değil. İçeride ciddi bir çatışma vardı. Hadi ben bunu size bırakıyorum. Bakalım siz ne yapacaksınız şeklinde bir tavırdı bugün. Ve korona günlerine denk geldi. Bu da ilginç. Karantina günlerine denk geldi. Kimse kapısına dayanıp mikrofonla da soru sorma imkanı yok. Telefonu da kenara bırakmış. Kimsenin telefonuna yanıt vermiyor. Bence geri dönecek ama dediğim gibi geri dönerse içeride birilerine çok radikal davranacak. Yani şu diyeceğim, başka demeyeceğim diye böyle dayatmayla ya gelecek. Şimdi... Ve haklıdır da. Çünkü denk de önümüzdeki süreçte çözülme. Ben herkesle görüşme halindeyim. Dün bütün gece insanlarla görüştüm. Sevdiğim, saydığım büyüklerimizle görüştüm. Öngörüsü güçlü olan, güvendiğim insanlarla görüştüm. Herkes diyor yani burada ciddi bir sarsıntı var. Ciddi bir şok var. Şu an sadece benle seniz ilk defa bu konuyla ilgili Hollanda'da yaşayan Türkler arasında ilk defa biz durum değerlendirmesi yapıyoruz. Herkes şok geçirmiş bir durumda. Önümüzdeki süreçte zaten köşe yazarları, gazeteciler, üyeler... bir takım bu konuyla ilgili açıklamalar yapacaklar ve bu açıklamalarda Selçuk Öztürk'ün, Ferit Azarkan'ın yararına olmayacak. Çünkü bu içeride çatışmanın, çekişmenin olduğunu herkes fark ediyordu bizim gibi. Ama kimse bu konuya değinmek istemiyordu. Biz de değinmedik bugüne kadar. Çünkü zararın bizim partimiz olacağını da biliyoruz. Yani netice itibariyle bakıldı vakit şok etkisi yarattı bu olay. Tabii, kesinlikle. Yani partinin belediye meclisçileri, parti yöneticileri, partinin gönüllüleri, partinin destekleyenleri, Türk toplumunun önemli %70'lik önemli ki destekçi kesimi şu anda adeta bir çaresizlik içinde. Yani böyle bir kişinin bu çaresizlik önümüzdeki süreçte daha belirgin hale gelecek. Yani dolayısıyla bunu tartışılacak artık Facebook'larda, Twitter'larda tartışılacak. Abi geri dön denilecek tabii. Belki de. Abi bizi yalnız bırakma denilecek. Zaten bugün şey yapan bu duruma Tunağan Kuzu içeride bu duruma getirenler kendileri yer alıp çağıracak. Ve bütün Tunağan Bey'in getirdiği bütün kararları da kabul edecekler. Yani tamam ne dersen o yeter ki geri dön. Yani yeniden yapılanma dönemi olabilir mi? Yeniden yapılanma dingin bir halde gelecek. Sakinlenecek, kafasını dinleyecek. Ondan sonra dingin bir halde geri dönecek. Sonradan gelenler bu işin böyle bence bu de, işi rahat rahat onlara bırakmazlar. Bence de hızlı alınmış bir karar. Oturup düşünmekte yarar var. Bir de siyasetçi ama vardır bunun altında bir psikolojik bir bariyer. Bunun altında bir psikolojik bir birikim vardır. Yani hani yeter artık. Ama Tunağan Kuzu'nun biraz sert eleştirildiği yıllara geri dönelim. O zaman dayanan bir kişi nasıl bugün bırakıyor? Sistem tarafından çok sert bir dille eleştirildiği adeta sistemin hedefi olmuş bir kişi. Sistemin medyası tarafından hedef olmuş ve bu aylarca sürmüş. Bir dönemdeki Tunağan Kuzu tanıyoruz. Güler yüzüyle herkesle muhabbet ediyor. Yani, böyle bir kişi şimdi nereden ayrıldı bakıyor. Şimdi? İçerideki çatışma. İçerideki çatışmayı ne yaptı? Dedi ki tamam siz mi yapacaksınız? Buyurun yapın. Onlara bıraktı ve geri döndüğünde de bu hale getiren, partiyi bu hale getiren ve beyni bu hale getiren ses sonuna kadar sesini kapatacak. Ki ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın biz sokak röportajları çok yapıyoruz.
çoğunu belki yayına vermiyoruz ama çok sokak röportajı yapıyoruz. Cami kapısında insan, cuma günleri çıkan insanlardan soru soruyoruz. Mikrofon önünde konuşmayıp da mikrofon arkasında konuşanların kimler hakkında neler dediğini biliyoruz. Kimlerin milletvekilinin tartışma haline geldiğini, kimlerin Denk Partisi'nde varlığı yokluğu hiç kimsenin hissedilmediğini biliyoruz biz. Biz toplumla devamlı görüşme halindeyiz. Yani siyasette kin tutmak olmaz. Ya Dunahan Kuzu'yu çıkarın, Denk ayakta duramaz. 3 yıl, 3 yıl max, 3 yıl çok. Dolayısıyla Tunahan Kuzu'yu Denk'le hemleşmiş, Denk de Tunahan Kuzu'yla hemleşmiş. Çünkü nedir? Genç bir parti, yeni bir parti. Çekirdekten yetiştirdiği, idealistleştirdiği insanları yok. Yanında en son meclise gittim geçtiğimiz aylarda, siz de vardınız. Doktor İcran Kazancı Bey'i görüştürdük. Kimin yanında gördük? Doğukan'ı gördük yanında. Gençleri gördük. Gençleri, yetiştirilen gençleri Doğukan'ı gördük. Doğukan'ı yetiştirmeye çalıştığını fark ettik. Düşün ya. Yani. Doğukan'ın hem birebir kendisinin danışmanı herhalde. Evet. Kişisel danışman. Evet. Personal asistan dedikleri. Personal asistan. Yani tam güven vermiş Doğukan. Doğukan'ı tam olarak yanına almış, böyle birebir Doğukan'la yanında, arabada yanında, toplantılarda yanında, gittiğimiz toplantılarda. Bu bir örnek. Nice Doğukanlar var bu partide. Tabii burada bir gencin yetiştirildiğini fark ediyoruz. 15 yıl sonra Doğukan kiminle 15 yıl boyunca yetişiyor? Tunahan'la yetişiyor. Oturma, kalkma, eylem, söylem, olayları iyi analiz etme, takip etme. Burada bir lider yetişiyor. Bu 15 yıl içinde ne Doğukanlar yetişecek? Tabii. Yani yetişiyor. Burada ciddi bir uğraş var, ciddi bir şey var. Bu gidişin de bence sonsuza kadar bir gidiş olduğunu düşünmüyorum. Geri dönecek. Ama bu duruma getirenler yarın utanç. Yani siyasetin doğal seyri içindedir deyip de geçmeyelim. Bakın neler gördük? Siyasi parti liderleri seçimleri kaybedip de önünde açlık grevleri, nöbetlerin tutulduğunu gördük. Veya tam tersine o nöbetlerden sonra tekrar göreve geldiklerini gördük. Tam tersine göreve gelmeden görevi bıraktıklarını da gördük. Evet. Görevde bırakmakta ısrarcı olduklarını da gördük. Evet. Çeşitli örnekler gördük ama şu bir gerçeklik ki toplum bu tür hareketlilikler karşısında duyarsız değildir. Siyasi parti olarak bu taban bu değerlendirmeler yapacaktır. İnsanlar görüşlerini ifade edecektir. Biz de gazeteci olarak oturduk, bunu değerlendirdik. Esas itibariyle şok olduk. Yani Tunahan Kuzu'nun görevi bırakması gerçekten şok etkisi yarattı. Tabii. Yani, bu şok etkisi önümüzdeki süreçte tam kendisini gösterecek. Belirgin hale gelecek. Şu an henüz yani siz, biz gibi böyle üst düzey bu olayları çok iyi takip eden, analiz eden insanları da şok yarattı. Ama bu şok dalga dalga alta yayılacak ve alta ciddi bir öfke olacak. Çünkü ben inanıyorum ki buradaki seçmenin, buradaki üyelerin büyük bir kısmı Tunahan Kuzu için oradadır. Tabii. Ve Tunahan Kuzu'nun böyle ayrılmasını hem öfkeyle karşılayacaklar, hem neden sorusuna yanıt aramaya çalışacaklar, yanıt bulmaya çalışacaklar. Hem de içerideki kalanlar, tırnak içinde lider olanların da hiçbir iş olmadıklarını bu bir yıl içinde genel seçime yaklaşana kadar görecekler. Ve genel seçime kadar Tunahan Kuzu eğer geri dönmezse ciddi bir oy kaybı, ciddi bir üye kaybına uğrayacak. Bu İslam Demokratlar, ondan sonra NİDE Partisi diye sistem partisi, az önce söyledim, bir daha tekrarlamakta fayda var. Önemli buluyorum çünkü. Bunlar şu an partisi veriyor. Çünkü Tunahan Kuzu'nun ayrılması, Denk'in parçalanması, üyelerinin dağılması ve üyelerin bu taraflara doğru yanaşması düşüncesi oluştu onlarda. Şu an onlar an itibariyle rakı partisi veriyor desem yeridir. Veriyordur da belki, veriyorlar. Çünkü Denk'in dağılmasını en fazla isteyen bu sistem partileriydi. İslami görünen, Türk'ü savunduğunu görünen güya. Sözde. Ve Denk'in de altına oymaya çalışan. Bu zihniyet şu an keyif yapıyor. Ama bu zihniyetin keyfi birkaç ay sürer. Bence birkaç ay sonra geri döner ki ben öyle düşünüyorum, umut ediyorum. Siz de çok şey duydunuz. Gerek STK yöneticiler olsun, gerek iş adamlar olsun, gerek alt taban olsun, gerek sokaktaki insanlar olsun. Tunahan Kuzu'ya çok olumlu bakıyorlardı. Ben Marokkanlarla da görüştüğüm zaman herhangi bir yerde, süpermarkette olur, başka bir yerde olur. Liderimiz diyorlardı. Sokakta söyleyiş yaptığımız zaman Tunahan Kuzu'ya çok olumlu bakıyorlardı. Hı hı. Bu Feride Azarkan'a olumsuz bakan çok Marokkan var. Ben Feride Azarkan'ın Denk Partisi'ne 20 Marokkan kazandığını düşünmüyorum. Denk Partisi'ne Feride Azarkan'ın 20 üye kazandırdığını düşünmüyorum. Doğru, tartışmalar yani var. Bu ülkede ırkçılığın sağın tavan yaptığı bir ülkede, tabii, merkez sol konumunda olan, halkları müthiş bir şekilde savunan
parti buraya kadar geliyor. Sonradan partiye geliyorsun ve partinin liderine soyuyorsun. Ve bunun da bir başarı olduğunu düşünüyor. İçeride mobbing yaparak, içeride psikolojik bir takım oyunlar yaparak, psikolojik savaş gerçekleştirerek başka bir liderlik durumuna gelmek isteyen kimselerle gerçek lideri gönderiyorsun. Ve burada liderliğin tartışılmasını istiyorsun. Dolayısıyla bu adamların liderliği tartışmalı. Bu adamlar önümüzdeki süreçte zaten liderliklerinin tartışmalı olduğunu zaten oylarda göreceğiz. Önümüzdeki süreçte tartışmalar bakın sosyal medyaya yansıyacak. Ve bu hiçbir şekilde olmayacak. Yani benim de denk üyesi olarak rahatsız olacağız. Yani ben rahatsız olacağım. Ve bu herkese yansıyacağını düşünüyorum. Ayrıca öbür bir örnek. Hani siz ifade ettiniz ya bu diğer kişilerle ilgili. Tunan Kuzu'nun yanındaki diğer milletvekilleriyle ilgili. Yani şu davranış biçimi çok önemli. Siyasette kin güdülmez. Kin güdülmez. Bakın Recep Tayyip Erdoğan örneğine bakın. Başarıya bakın. Gerekli zamanlarda gerekli dönüşümler yapabilen bir liderlik. Yani evet ben illa şuna karşıyım. Ben bunun yanındayım. Şunun her zaman karşıdayım. Şu bana zamanında şu laf etti. Aradan 10 yıl geçti. Sonra ben şöyle oldu falan. Bunlar gereksiz şeyler. Bu tür şeylerle siyasette siyaset yapılmaz. Zaten toplum hizmetidir siyaset. Kişisel bir kin gütme yani esas itibariyle bakalım yani mesela örnek verdiğim gibi Bulgaristan'da bir parti var. Höh diye. Halk ve Özgürlükler Hareketi. Bulgaristan'daki Türklerin Partisi. Yıllardan beri bu parti var. Ortada duruyor. Fakat kurumsallaşmış artık. Hani fakat şöyle bir şey var. Süzüle süzüle gelmiş bugünlere. Bugün denkte de bunu... Parti? Bu parti aşağı yukarı şeyden bakıldığı zaman işte Turgut Özal'dan beri 25-30 yıldır var. Ya bir idealist parti vardı. Çekirdekten yetişmiş yani, insanları var. Sovyetler yani Birliği döneminde, Varşova Paktı döneminde de alttan oluşturulan bir partiydi. Yani şöyle söyleyeyim. Bugünkü Hollanda'da yaşadığımız olaylardan hani şöyle bir 20 yıl geriden veya ileriden bakıldığı vakit süzüle süzüle gelmiş. İşte bir kurumsallaşma oluşturmuş. Denkte de yavaş yavaş bu sürece doğru ben daha önce de ifade ettiğim gibi gidilecek. Ama efendim ben burada oturuyorum, ben burayı tutacağım, burası benim babamın malıdır, burası babamın çiftliğidir. Bu doğru bir mentalite değildir. Gençlerin önünü açmak lazım. Demokrasi ve katılımı siyasi partinin içinde de ileri düzeye taşımak lazım. Bırakın insanlar tartışsınlar, bir şey olmaz. Zarar gelmez. Yani yok efendim şu şuraya gelmesin, buraya gelmesin. Ya sizin engellemenizle bir şey olmaz. İnsanlar zaten bir ön seçim yapıldığı zaman oraya gerekli insanları getirirler. Başarıya varılır veya varılmaz. Bunları demokratik usuller içerisinde bakmak lazım. Zaten Türk toplumu bugün %70'i bu partiye oy veriyor. Bu ne demek? Tabii. Bu Türk'ün dünyadaki gücünü gösterir. Ama ayrıca onun dışında da önemli bir toplum kesiminin varlığını gösterir. Şimdi ben bunu görmeyeyim, ben bunu etmeyeyim, ben değişik olmaya çalışayım. Değişik olduğun zaman da acaba kendi varlığını, seni var eden o şeyden ne kadar uzaklaşırsın, ne kadar onun yanında olursun? Bu da kendini bitirmene, kendini öz kimliğinden uzaklaşmana sebep olabilir mi diye soru işaretlerini gündeme getiriyor. Dolayısıyla Tunan Kuzu'nun buradaki görevi bırakması yani zarf mı atılıyor? Zannetmiyorum. Efendim bir deneme mi yapılıyor toplumsal sevgi oluşturmak için? Zannetmiyorum. Çünkü korona döneminde yapılıyor bunlar. Yani karantinanın ve benzeri önlemlerin alındığı bir dönemde. Dolayısıyla samimiyetle Tunan Kuzu kardeşim ben artık sıkıldım. Sıkıldım değil de ben doldum kardeşim artık. Ben doldum. Ben bu dava için, ben bu millet için, ben bu insanlık için hizmetimi yaptım dedi ve kenara çekildi. Ama kenara çekilirken de yavaş yavaş çekilmeyi açık açık söyledi. Bu kadar da dürüst bir toplum önderi kendisi. Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Ama yine de bu liderliğini bırakmamasını biz de bir sevgi selinin içinde olan insanlar olarak diliyoruz. Öyle değil mi? Elbette ama şöyle şimdi yani buraya kadar getirdi. Peki ne elde edildi de değil mi? Bir amacı var. Herkes her şey bir amaç için yapılır. Hı hı. Ne elde edildi de bu 8 yılda buraya kadar geldiğinden sonra ben bırakıyorum dendi. Stres mi? Strese dayanıklı değil mi Tunahan? Peki bu stresin alasını gördü. Yani Hollanda'daki baskının alasını gördü. Tabii Hollanda'daki az önce değindik. Tekrarlamakta fayda var. Çünkü ondan sonra başka bir konuya bağlayacağım işi. Hollanda'daki medya tarafından, devlet destekli medya tarafından aylarca bütün köşe yazarlarına malzeme edilerek eleştirilmesi, bütün radikal siteler tarafından eleştirilmesi, bütün Türk Hollanda'daki PKK, FETÖ. Tabii. Hollanda'daki Ermeni diasporası. Tabii. Hollanda'daki medyası, Hollanda'nın medyası ve Hollanda'nın bütün siyasetçileri, devlet destekli siyasetçileri tarafından eleştirilmesi döneminde
hep gülerken. Şimdi niye? Şimdi dosttan darbe geliyor. Aynı yolda yürüdüğü, aynı yolda bunlar benziyor, benim de dostum dediği insanlar tarafından darbeyi görüyor. Yoksa Tuna'nın kızını biz 3 yıl önceki Denk'in eleştirme okullarına nasıl mezar olduğunu biliyoruz, tanıyız. İçeride tartışma var dediğiniz bu. İçeride ciddi bir tartışma var. Bu içeride... Yani partinin tepesinde diyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Evet. Taban. Siz zaman zaman ben sizi görüyorum şeyde parlamento, Tweede Kamer parlamentosu kulislerinde. Arada bir görüyorum. Hepsiyle biz görüşme halindeyiz. Orada, saat 12-1'e kadar görüşme halindeyim. Orada çok işlek olarak ben de işte zaman zaman bulunuyoruz. Sizi görüyorum orada. Özellikle Denk kulislerinde aktif şeyiniz var. Fakat şöyle bir şey de var tabii. Yani bakıldığı zaman insan yetiştirmeye önem veriyorlar. Ama ya parti liderliği. Bunu Tunahan Bey yapıyor. Özellikle Doğukan'da. Tabii Doğukan Bey'de. Örnek. O bir örnek. Tabii o bir örnek. O başka sadece vitrinde görünen örnek. Evet. Ya vitrine şu an vitrine çıkarıldı. Ama vitrinin arkasında ama da var. Ama öbür tarafta da. Aynı zamanda Doğukan Leyskidam Denk grubun liderliği şeyine getirildi. Evet. Mahmut Bey, Mahmut Erdem ayrıldı. Mahmut Erdem düzgün bir şekilde. O da ciddi bir kazançtı. Tabii kibar bir şekilde Doğukan'a verdi. Şimdi burada Doğukan'da ne görüyoruz? Tunahan Kuzun'a yakınlaşma. Hı-hı. Tam yakınlaşma görüyoruz. Vitrinde görüyoruz. Bir de görmediklerimiz var. Yani bu parti yetiştiriyor, gençleri yetiştiriyor. Tunahan Bey yapıyor bunu. Tunahan Bey yapıyor bunu. Ve Tunahan kolay Bey... Kolay değil. Tabii Tunahan Bey'in ricası üzerine insanlar da bazen görevini bırakıyor. Başkasına da verebiliyor. Hiç ses çıkarmadan. İşte Şeydam örneği. Kolay değil. Tabii. Bunlar örneği yani... Başka partilerden gelmiş bir partinin içinde toplanmış insanlara söz geçirebilmek, bu insanlara gerekirse koltuklarını bırakıp kenara çekilmelerini sağlayabilmek. Burada bir liderlik vasfı var. Bu liderdir yani. Yani bakın bir şey söyleyeyim. Burada kıskanmamak lazım. Yani başkaları, başka milletvekilleri bunu kıskanmaması lazım. Doğru. Bunun bulunmaz bir nimet olduğunu görmesi lazım. Tunahan Kuzusuz Denk ilerleyemez. Bugün kim ne yaparsa, kim istediği tanımı koysun kendisine. Şimdi bir defa bakıldı vakit belediye seçimlerindeki başarıya bakalım. İşte Rotterdam'da Tunahan Kuzu'nun önderliği, yani hem parti lideri hem de Rotterdam'daki belediye meclis grubunun başarısına bakın. Yani orada bir oluşum yaptı. Öte yandan Amsterdam'daki başarıya ve arkasından oluşturulan başarısızlığa, ahenksizliğe bakın. Yani başı boşluğa bakın. Peki Fellow'daki nasıl? Fellow'daki Denk yapılanmasının aşamada? Yani bakıldı Rotterdam kadar başarılı olamadı. Doğru. Yani bütün Limburg bölgesine bakalım. Öbür bölgelere bakalım. Bu aynısı şey için de geçerli. Diğer milletvekili için de geçerli. Bunları göz önüne koyduğumuz zaman zaten her şey ortada değil mi? Yani evet, Tunahan Kuzun liderliği kendisini gösteriyor. Yani o açıdan bakıldı vakit tamam, bir kadro hareketi oluşturmaya çalışıldı. Kısa sürede uzun vadeli bir takım işler yapılmaya çalışıldı. Gençler yetiştirilerek ve bir düşünce ortaya konularak, bir parti programı ortaya konularak, bir teşkilat oluşturuldu. Amsterdam'da nasıl bir engellenmenin olduğunu gördük. O sorumsuz şahsiyeti nasıl görevinden yaka paça kovulduğunu da gördük. Bu tür enteresanlıklar, bu tür garabetler bazen insanı işinden çıkamaz hale getiriyor. Tanımadığın bir toplumu yönetememen, yönetilmemenin net örneği. Yani şöyle geniş perspektiften bakıldı vakit, zaman kaybına bakın. İnsanlar üzüldü yani, üzüldü insanlar. Bunlar üzüldü. Evet, şimdi bu konu daha dün gündeme geldi. Daha ikinci günündeyiz. Korona kadar şu an etki yapmış Hollanda'da bu konu. Önümüzdeki süreçte bu konu daha tartışılacak. Önümüzdeki süreçte ben neler yazacağım, kimlerle daha görüşeceğim, neleri konuşacağız. Olayların perde arkası çok önemli. Olayların perde arkasına ben önem veriyorum. Çünkü bu böyle gelişi güzel bir şey değil. Yani bir anında ortaya çıktı olarak görmüyorum bunu. Sizin de görmemenizi öneriyorum. Bu uzun vadeli bir çekişmenin, çatışmanın ve içerideki dost dediği insanlardan sıkıntının oluştuğunu düşünüyorum. Sizin de böyle düşünmenizi öneriyorum. Ve yanılma payı da koyuyorum burada. Ama sistemin verdiği stres veya herhangi bir başarı elde edilmedi. Hangi başarı elde edildi de bir gün bırakılsın. Sonra Tunahan Kuzun'un siyasetçidir. Tunahan Kuzun'un siyasetten başka neyi var? Yani siyaseti bıraktığı zaman ne yapacak? Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bu programı şimdilik noktalayalım ama önümüzdeki süreçte bunu daha konuşacağız. Bu daha Hollanda'daki Türkler tarafından, Hollanda Türklüğü tarafından tartışılacak, yazılacak, konuşulacak bir konu. Şimdilik hoşça kalın.